Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Bugün sizle beraber Chiliz Coin'in hem temel hem de teknik analizini yapacağız. Chiliz şu anda alım konumlarına geldi mi? direnç noktalarımız neresi ve tabii ki önceki seviyelerine tekrardan çıkabilir miyiz? Bunların hepsini detay şekilde bu videoda anlatmaya çalışacağım. Telegram grubunda sizin istediğiniz altcoin analizlerini yapıyorum biliyorsunuz ki yorumlar kısmına istediğiniz bir altcoin varsa bunu yazabilirsiniz. Telegram grubumuz kesinlikle ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde hem açıklamada hem de yorumların en üstüne sabitlenen linke tıklayarak Telegram grubuna katılabilirsiniz. Ücretli gruplarda bile gerçekten bu analizleri yapmıyorlar. Bu sebepten dolayı da emeğe saygı için abone olup beğeni tuşuna basabilirsiniz arkadaşlar. Şimdiden destek olan herkese teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Eyp'in hem temel hem de teknik yapmıştık hatta bu ankette. Chiliscoin ikinci sırada çıkmıştı. Bu sebepten dolayı da ben de bu videoyu hazırlamak istedim. E, uzun zamandır Chiliscoin'i konuşmuyoruz açıkçası. Chiliscoin'de güncel fiyatımız 0.25 seviyesi arkadaşlar ve 0.24'te güzel bir direncimiz söz konusuydu. Günlük kapanışla beraber bu direnci kırmış olduk. 0.24 neden bizim için güzel bir Direnç noktası burada görmüş olduğunuz e, yükselişi başlattığımız bölge 0.24 seviyesi olmuş. Aynı şekilde düşüşün başladığı bölgede bu bölgede kırılımla beraber 0.24 seviyesi olmuş. Aynı şekilde bu bölgelerde direnç olarak çalışmış ve buradaları testle beraber kısa bir %20'lik bir yükselişi görmüşüz. Yani burada da açıkçası bu kırılımla beraber tekrardan alım fiyatı olarak görülebilir ve yükselişimiz 0.32'ye kadar gidebilir. İlk direncimiz neden 0.32 diye soracak olursak, açıkçası bu bölgelerdeki direnç bölgelerimiz zaten bize bu cevabı veriyor. Bu sebepten dolayı da 0.32 de kar almak isteyen çok büyük bir kitle olacaktır. Ee, burada da zaten kazancımız %28'e çıkıyor. Gerçekten güzel bir kazanç. Bu bölgelerde stoplu bir şekilde trade'ler denenebilir. Şu anda desteğin %3.4 üstündeyiz ama tabii ki tercih meselesi riskinizi kontrol edebilirseniz bu trade'ler de olumlu olacaktır. İkinci direncimiz ise 0.42 olacaktır arkadaşlar. 0.42 çok böyle hacimli bir bölge. Bu sebepten dolayı burayı birazcık aşmamız zor olacak. Görmüş olduğunuz gibi bu bölgeler birazcık hacimli bölgeler. Hatta şöyle yakın vade hacimlerime baktığımda da 0.32'de büyük bir olduğunu görebiliyorsunuz. Burayı da kırmamız birazcık güç olacak ama kırdığımızda yüksekler sertleşecektir bu da ayrıntı olarak söylenmesi gereken bir olay. E, bu bölge bizim için çok önemli. 0.32 kırmamız gerekiyor. Hatta şöyle birazcık daha yakına baktığımda e, zaten 0.24'ün en acımlı bölge olduğunu görebiliyorsunuz. Yakın vadilerde buranın kırılımı da geldi. E, hatta şu ritesle beklenebilir. Yani bunu da söyleyebilirim. Açıkçası yakın vadide bu ritesle beraber de işlemler açılabilir bu bölgelerde. Kesinlikle riski kontrol edip stoplu olmak gerekiyor bu noktalarda. Yakın vadide bir hedef koyuyorsak kendimize. Böyle de bir seçenek söz konusu çiriz koyun arkadaşlar. Çok fazla Türk yatırımcı olduğunun farkındayım ve ister istemez herkes merak ediyor. Daha daha fazla çizit analizi görmek istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla çizit videosu yapmaya çalışırız. Aynı şekilde zaten Telegram grubunda anlık bir şekilde analizlere devam ediyoruz. her coin'in analizini açıkçası burada yapmaya çalışıyorum yorumlarda gelen. Bunları da söylemiş olalım tekrardan. Şöyle RSI ve MACD'ye baktığımda aslında günlük grafikte gayet olumluyuz. MACD sıfır bölgelerinde kesişime hazır ve 50 direncinde kırmışız RSI'da. Gerçekten bu bölgelerden yükselişi görürsek kesinlikle şaşırmam. Günlük grafimiz gerçekten olumlu. 0.24 üstü yataylık veya retestlerle beraber bu yükselişlere hazırlıklı olmak lazım. Bunları yakalamak için arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim. Şimdi şu anda olumlu duruyor. Ama tabii ki anlatılanlar kesinlikle yatırım tavsiye değil bunu yanlış anlamamak gerekiyor. Kendi tercihlerinize göre hareket etmek her zaman size daha kazançlı olacaktır. E, bu sadece bir yol haritasıdır bizim için. E, ben bu şekilde hareket ediyorum. Bunu da sadece size rehber olarak göstermeye çalışıyorum. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Chilis koyuna baktığımızda 1.5 milyar dolar şu anda piyasa değerimiz mevcut. Ve 6 milyarda adedimiz dolaşımda. Ve 6 milyarda sabit tutuyorlar açıkçası. Son zamanlarda dikkatimi çekmedi değil. Sabit bir şekilde 6 milyarda duruyor. Şu anda bir coin sürme operasyonu yapılmıyor arkadaşlar. Bu da satış baskısını getirmeyecektir. Ve seviyelerime baktığımda zaten o kadar da böyle kötü bir seviyelerde diyemiyorum. E, çiliz böyle gelip 0.05'lere düşseydi o zaman daha olumsuz konuşurdum. Ama piyasa düşerken kendini iyi işte ise bu noktalarda tutmayı başarıyor. Tepede kalan arkadaşlar ister istemez bu yorum yanlış anlayabilir. Yani ben tepeden aldım %70 düştü. Neden böyle söylüyorsun diyebilir. Ama kesinlikle böyle bakmamak gerekiyor olaya. E, bir dahaki işlemlerimizde bu hataya düşmemek gerekiyor. Çünkü gerçekten bu noktalarda almak yanlış yatırımdı benim için. Bu sebepten dolayı ortalama düşürmek sizin için daha iyi bir seviye olacaktır arkadaşlar. Bu bölgeler bence ortalama düşürmek için iyi seviyeler. Hatta daha altları yakalayabilsek bizim için daha avantajlı olacaktır. Elinde tutan arkadaşlar bu şekilde bir strateji izleyebilirler. Ee, bu da güzel bir strateji olacaktır sizin için. Umarım ki güzel noktalara gelir. Çünkü gerçekten benim için kötü bir proje değil. Sadece bir aralar çok fazla yanlış yönetildi. Ee, bunların sebepleri de zaten grafiğe baktığımızda belli oluyor. Yani çok büyük yükselişler ve çok ani düşüşler yaşattılar coin'e. Bir günlük iki günlük pozisyonlarda 2x'ler benim için olumlu değildir bir coin için. Bunu iyi yönetmek ve stabil yükseltmek gerekiyor. E, bu açıdan da Chiris iyi yönetilemiyordu. Umarım ki bundan sonra e, bu şekilde pozisyonlar yaratmazlar. Çünkü insanlar gerçekten çok fazla içeride kalıyor bu bölgelerde. E, buna siz düşmeyin arkadaşlar. Başkaları düşebilir ama siz bu yükselişlerde riskinizi analiz etmeye çalışın. Ve e, çok fazla o anlamda işlem açmaya çalışmayın. Kendinizi pomolamayın bu şekilde pozisyon gördüğünüzde ve formasyon olduğunda işlemler açarsanız sizin için daha faydalı olacaktır. Umarım ki bu video sizin için faydalı olmuştur arkadaşlar. Eğer faydasını gördüyseniz ve daha fazla bu tarz videolar istiyorsanız kanala abone olup beğeni tuşuna basabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim destekleriniz için. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese bol kalan Bay bay.